Şimdi bir de Hollanda'ya geçelim. Bakalım Hollanda'da ne var? Hollanda koronavirüste en fazla etkilenen ülkelerden bir tanesi. En fazla can kaybının olduğu ülkelerden biri. Ve sıkıntılı bir dönemdeler ama buna rağmen yabancılara bilhassa Türklere karşı alınacak tüm tedbirleri Türkiye'den gelecek olan ileriki bir dönemde şimdi zaten gelmiyorlar. Tedbirleri almaya devam ediyorlar. İşte onlarla ilgili bir haberimiz. Hollanda 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ülkesine gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını zorunlu uyum sınavına tabi tutacak. Uygulama öncelikli olarak sığınma amacıyla Hollanda'ya gelecek Türk vatandaşlarını kapsayacak. Temmuz 2021'den itibaren ise bütün Türk vatandaşları için geçerli olacak. Hollanda, 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ülkesine gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını zorunlu uyum sınavına tabi tutacak. Uygulama öncelikli olarak sığınma amacıyla Hollanda'ya gelecek Türk vatandaşlarını kapsayacak. Temmuz 2020 itibariyle bütün Türk vatandaşları için geçerli olacak. Hollanda, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında 1963 yılında imzalanan ortaklık anlaşması ve 1970 tarihli katma protokol uyarınca Türk vatandaşlarını uyum sınavı yükümlülüğünden muaf tutuyordu. Ancak 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi sonrası Türkiye kaynaklı sığınma başvurularının ciddi biçimde arttığı gerekçesiyle hükümet uyum yasalarında değişikliğe gitti. Hollanda hükümeti Avrupa Adalet Divanı tarafından 2014 yılında verilen baskın bir kamu kararı nedeniyle ortaklık anlaşması hükümlerinin ihlal edilebileceği kararına dayanarak Türkiye'den gelen kişilerin zorunlu uyum sınavına tabi tutulmasını kararlaştırdı. Ocak 2021'de yürürlüğe girecek ve Türk vatandaşlarına tanınan ayrıcalığa son veren yasa 1 Temmuz 2021'e ertelenmişti. Ancak koalisyon partilerinin gevşeklik eleştirisi üzerine hükümet uygulamayı öne çekti. Hollanda Sosyal İşler ve Uyum Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre 1 Mayıs'tan itibaren Hollanda'ya sığınma başvurusu yapan bütün Türk vatandaşları zorunlu uyum sınavından geçmek zorunda olacak. Yeni uygulama kapsamında Hollanda'ya yerleşmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları uyum ve B1 düzeyindeki dil sınavını başarıyla tamamlamak zorunda. Sınavı geçemeyen kişiler Hollanda'da kalıcı oturma izni alamayacak. Yasa 1 Temmuz 2021'den itibaren aile birleşimi yoluyla Hollanda'ya gelecek olan Türk vatandaşlarının da dil ve uyum sınavından geçmesini zorunlu kılıyor. Hollanda'daki Türkler için Danışma Kurulu Başkanı Zeki Baran, yasanın Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğunu söyledi. Baran, Türkiye ile imzalanan ortaklık hukuk sözleşmesinin bu tür bir zorlamaya izin vermediğini belirterek yeni yasanın özellikle düşük eğitimli göçmenler için ciddi sorun yaratacağını vurguladı. Hollanda'daki bazı Türkiye kökenli kuruluşların yeni düzenlemeyi uluslararası hukuk platformlarına taşıma hazırlığı içinde bulundukları belirtiliyor. İşte Hollanda, biliyorsunuz orada o hainlerin yuvasının olduğu ülkelerden bir tanesi. Onlara tabii gel otur burada sana her türlü desteği verelim diyorlar ama normal yollarla oraya gelecek olan Türk vatandaşlarına da zaten ki şu zamanda gelemiyorlar. Onlara da her türlü engeli almaya çalışıyorlar. Herhalde Wilders ve diğer yabancı ırkçı partinin efendim soru önergesi veya bastırmasıyla bu kararı almışlardı. Hayırlı olsun Hollanda. Evet.